Herkese merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra. Umarım iyisinizdir. Kısa süreliğine video çekmeye ara verdik. Bunun sebebini size açıklayacağım videonun ilerleyen zamanlarında. Ama biliyorsunuz bizim videoyu çekme amacımız ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek olduğu için kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arkamda görmüş olduğunuz ürünlerin samimiyetine çok güvendiğim bizim mahalle muhtarımız Cengiz Dikmen. Daha önceki videodan da hatırlıyorsunuz. Hatırlamıyorsanız bir o videoya gidin. Onu da bir izleyin. Şimdi bunları onlara teslim edeceğim. O da ihtiyaç sahibi insanlara götürüp verecek. Bu arada vlog videosu olacak. Bu vlogumuzun ilk girişi olsun. Devam. Burası da bizim muhtarlığımız arkadaşlar. Cengiz Bey'in mekanı burası. Bunlar sizin için, yoruluyorum ama değer. Bunlar da bizim mahallenin gençleri. Biz mahallecek böyle yardımcı oluyoruz. Evet gençler. Teşekkür ederim size. Rica ederim. Sizin gibi gençlerden çok ümitliyiz biz. Yardıma muhtaç olan herkese yardımcı olun, tamam mı? İsmin neydi abim? Caner Çelik. Caner Çelik, çok teşekkür ederim sana. Ömer Yasin. Ömer Yasin, sana da çok teşekkür ederim. Denge sizsiniz. Denge sizsiniz. Allah varım. Adamsın. Ben de olurum. Öpüyorum sizi, teşekkür ederim. Sizin nezdinizde ben de çok teşekkür ediyorum Cengiz Bey'e böyle bir uygulama yaptığı için. Buradan da artık ihtiyaç sahiplerine gidecek. Kolilerin içindekileri çekmedim. Olur ya, denk gelir, kimse rencide olmasın diye. Koliler de boş değil bu arada. Hani onu da söyleyeyim de. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar şu an Sancaktepe Yeni Doğan sürücü kursundayım. Neden burada olduğumu size ilerleyen süreçte anlatacağım. Fakat sizi önce birisiyle tanıştırmak istiyorum. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz öncelikle inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi ben neden burada olduğumu daha sonra arkadaşlara açıklayacağım ama önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Esin Sekreter. Yapmış olduğum işle alakalı değil tamamıyla. Soyadım Sekreter. Şaşırıyorlar. İnanmakta zorluk çekiyorlar ama alıştık. Şunu sormak istiyorum. Köklü bir kurumsunuz. Geçmişinizi de ben birazcık araştırdım. Bunun sebebi nedir? Tamamıyla insanlara vermiş olduğumuz güven ve samimiyetle alakalı. Buraya gelen kursiyerler neden burayı seçsinler? Şöyle söyleyeyim. Tecrübeli eğitim kadrosuna sahip olmuş olduğumuz için yüksek bir başarıya sahibiz. Bu da çevrede duyuldukça bizi tercih ediyorlar. İnşallah daha da çoğalır yani. Yaptığınız işleri ben de birazcık araştırdım. Gerçekten işin ehli insanlarla çalışıyorsunuz. Bu çok önemli. Bunun için ben sahiretten çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tek amacımız bu zaten. Hani ehliyeti alıp daha sonrasında da günlük hayatta rahat bir şekilde araç kullanabilmeli. Almak olsun diye değil. Son olarak izleyenlerimiz ve abonelerimiz için ne söylemek istersiniz? O zaman şöyle söyleyeyim. Öncelikle gelmiş olduğunuz için size teşekkür ederim. Rica ederim. İzleyenlerimiz için de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi arkadaşlar, videonun başında neden video çekmediğimizi daha sonra anlatacağımı söylemiştim. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi ülkemizdeki yaşanan yangınlar, orman yangınları ve sel felaketleri. Buradan sizin nezdinizde ölmüşlerimize rahmet diliyorum. Geride kalanlara da Allah sabırlıklar versin. Bundan dolayı biz bir aylık bir yas ilan ettik kendimizce. Ondan ötürü video paylaşmadık. Bunu da buradan aktarmak istedim. İkincisi arkadaşlar, neden sürücü kursundaydım? Bunu da şöyle açıklayayım ben size.
Ehliyet sınavına iki kere girdim. İki kere dosyalarımı aldım. Birincisinde askerdeydim. Beni aradılar, dediler ki işte askerdeyken bu son şansın. Direksiyon sınavına gireceğim gün askere gitmiştim. Son şansın, gelmen gerekiyor demişlerdi. Ben geldiğimde de kurs bana katakulle yapmaya çalıştı. Yok işte bu dördüncü hakkın bitmiş, beşinci hakkına gireceksin. Eğer denetime takılmazsan geçersin, yoksa hakkın yandı diye ben de almamıştım. İkincisinde ben askerden geldikten sonra tekrar ehliyet sınavına yazıldım. Bütün sınavları geçtim. Fakat yakın zamanda hatırlarsınız ki bir kanun çıkmıştı. Elinizdeki belgeler sürekli değil artık. Bunu ehliyete çevirmeniz gerekiyor diye. Ben de hani arabayı tek kullanmayacağım için, yanımda ailem ya da herhangi birisi olacak diye, birine çarparsam, şey yaparsam diye, bunun maneviyatını kaldıramam diye almamıştım. Bugün ehliyet kursunda ya da ehliyet sınavına girmemin tek sebebi sizlersiniz. İşte çünkü artık araba şart gibi gözüküyor. Her dakika birinden alamazsın ya da kiralayamazsın. Ben de sizlerin için bir değerli kadar umarım hakkınızda hayırlısı olur. Şu anda videomuzun sonuna geldim. Geldik. Kanala abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Son bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz benle beraber Adem kardeşim de bu kanalla beraber video çekiyoruz. Adem kardeşim şu an ağır bir Covid hastalığı atlatıyor. Umarım kardeşim bir an önce iyileşirsin. Tekrar beraber video çekmeye başlarız. Buradan sana da çok geçmiş olsun. Sizler de kendinize dikkat edin. Her ne kadar aşı olsanız da tedbiri elden bırakmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.